Sayın Rovanş izleyenleri, hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Alpay Hocam, karşımızda Berat Hoca ile beraber 2-0'lık Fenerbahçe Samsun Spor galibiyetini 3 puanını değerlendireceğiz. Hocam nasılsın? İyiyim hocam, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Maçı beraber izledik. İlk defa maç bittikten hemen sonra bir yayına giriyoruz. Tarihi tabii ilk oluyor. Maçı izledik sıcak sıcak. Hocam sen hemen bir değerlendir Fenerbahçe'ni. Beğendin mi? Kimleri beğendin? Fenerbahçe öncelikle Şimanski'siz bence bir tık... Yani 10 üzerinden şu an için 6 falan oynuyorsa... Şimanski'siz bence 4'e falan düşüyor. Takımın etkinliği çok düşüyor. Bugün özelinde bence Fred iyiydi. Mert Hakan kötüydü. İsmail ortalamaydı. Ceko golünü attı. Cengiz asistini yaptığı için bir tık daha iyiydi. Bence bugün Tadic skora katkı yapamadığı için bence bir de çok fazla oyun içinde aksiyona da giremedi. Ben bunun sebebini arkasında Osterwolde ile oynamasına bağlıyorum. Bence Tadic çok fazla hani futbol aklı olarak Osterwolde ile anlaşamıyorlar. Yani alıyor, veriyor, alamıyor, alıyor, veremiyor, atıyor, gidemiyor, gidiyor, atamıyor. Yani Osterwolde ile bence uyumsuzlar. O yüzden Tadic'in bugün performansının ona bağlı olarak düştüğünü düşünüyorum. Yani ben düşüneceğim Ferdi ile önünü arkalı oynadıkları zaman daha iyi olduklarını düşünüyorum. Cengiz ilk maçında ilk asistini yaptı. Avrupa'da da spikeri söyledi. Avrupa'da da ilk asistini Ceko'ya yapmış. Mükemmel bir orta. Güzel bir kafa vuruşu, güzel bir gol. Yani ondan sonra Adel'e attı mı, bir şey oldu mu bilmiyorum Sergen ama. Sergen oldu acaba orada. Attı gitti. Aha. Fred de aynı şekilde gitti. Golden sonra gitti. Ciku gitti. Zaten hocam kaç tane sakat var şimdi Fener'de? Perez gitti. Sakat. Sakat. Emre Bor sakat. Bekao sakat. Osayi sakat. Lincoln sakat, büyük ihtimalle onu da şeyinde çıkartmadılar. 5. 3 kişi bugün sakatlandı. 8. Zaten transfer markette görünen 42 tane topçu var. Hala gidemeyenler var. Gitmesi gerekenler var. Bir temizlik de lazım takıma. Daha kimler gidecek bu hocam? Baktığında bir Crespo kaldı gidecek isim olarak. Kim? Genoa. Bir anda istihbarat da geldi hocam. Bugün Genoa başkanı mı şeyi mi ne yazmış ama tam daha kesin değilmiş sanırım. Tamam, var mı başka ekleyeceğin hocam? Bugün Batshuayi hiç girmedi. Yani Batshuayi böyle şeylerde sıkıntı yaratabilecek bir topçu. Yani biraz korkutuyor Batshuayi'nin hiç oynamaması. Sıkıntı yaratacak mı, yaratmayacak mı? Bence yani bir teklif gelirse Batshuayi'nin de gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam bir 10 milyonlar falan konuşuluyor. Ben hani 10 milyona giderse yani şaşırmam artık kimler kaç paralara gitti ama 10 milyon etmez hocam Batshuayi'ye. Ya Batshuayi dünyada, bak Türkiye falan, dünyada forvet sıkıntısı var. Yani bugün 5 büyüklükte 10-15 gol atan adama 70-80'li çak diye veriyorlar. Yani forvet biraz atabiliyorsa yani nasıl attığını da bir önemi yok. 10-15 milyon veriyorlar. Doğru, Icardi'ye bir şey yani. Hatta hani biraz yaşı 22-23 ise, biraz pivot özellikleri falan varsa 70-80-90 nelere çıkıyorlar. Bugün Juventus Vlahovic'i satıyorum desin en aşağı 120'ye falan satar. 110-120 falan satar. Bir ne bileyim Manu Arsenal falan çökebilir onlara yani. Yani bugün forvet atıyorsa çok para ediyor. Alıyorum hocam sözü. Al buyurun. Hocam şimdi Fenerbahçe bir Maribor maçından çıktı. Onun öncesinde de Gaziantep'le oynanan. Yani güç bela yendiği diyelim çünkü sondaki pozisyonlar falan. Fenerbahçe'yi ilk yarıda ben beğendim. Pozisyonları da vardı. Ceko'nun çok zorladı. Golü bulabilirdi yani Ceko. Fred'in orta sahada bir topladığı, daha böyle eli yüzü düzgün bir orta sahası olduğunu gördüm Fenerbahçe'de. Cengiz'in bir kalite olduğunu, ancak istikrarsız maçlarında göreceğimizi düşünüyorum hocam Cengiz'in. Bir maç iyi oynayıp bir maç kötü olabilir. Bu maç Cengiz iyiydi yani. Ortaları bir iç kesme ortası var hocam. İç kesme ortasına bayıldım. Bizim Marsilya maçında da Muslera öyle bir şut çekmişti, sana söylemiştim. O iç kesmede gayet iyi. Türkiye'deki stoperler de bunu çok karşılayabileceğini de zannetmiyorum. Cengiz nasıl kötü oynar biliyor musun? Cengiz'i kesler, vuramazlar ya da savunma karşılarsa Cengiz o maç kötü olur. Ama Cengiz o topu her maç çok rahat keser. Ya çok top kaybı yapabilir. Ne bileyim pas hatası yapabilir. Yani Adel'e çekti gol. Asistten sonra Adel'e çekti konuşuldu ama İrfan'a da bir hadi sen de bir gir. İrfan da asist yaptı. İrfan da asist yaptı. Şimanski maç boyu yani. İkinci yarıda ben alacağını düşünüyordum Şimanski'yi. Çünkü maç biraz Şimanski diye bağırıyordu. Golünü de attı. Çok klas bir gol. Şu an Türkiye Ligi'nde en formda oyunculardan biri diyebilirim Şimanski. Çok hazır. Hazır bir durumda. Yani verilen bol servis bedelini de
yani katıyla çıkartacağını da düşünüyorum. Benim düşüncem Şimanski bir sene. Olabilir yani, sonrasında İtalya'dır, Almanya'dır gider yani. Şimanski bir sene. Kalite bir oyuncu. Orta sahada İsmail ile Mert Hakan'ın yine çok gereksiz hareketleri. Mert Hakan delidana gibi koşup sonucunda hiçbir şey yapamaları. İsmail'in yani çok absürt paslar denemeleri. Yani bunlar zamanla inşallah toparlanır. Sen daha iyi biliriz hocam. Fenerbahçe'de bu ikili genellikle... Ya Mert Hakan bu takımda forma giyemez. Yani ben de katılıyorum. Milli aradan sonra Mert Hakan'ın... Bence nasıl olur? 2-0 olur. 3-1 olur. 3-0 olur maç. İnşallah olur. 70'te falan girer Mert Hakan. Hocam bir de Mert Hakan da şu şeyleri artık bıraksın ya. Dzeko geliyor, kaptanlık pası bandı. Koskoca Dzeko'ya adam Şampiyonlar Ligi alnını öpmeler falan. Ya bırak kada tamam, sen şeyde Samandıra'da komutan mamutan diyorlar da adamı da öpme ya. Dzeko'yu alnından falan öpüyor. Sanki şey devir teslim töreni yapıyorlar. Gözünü seveyim ya. Ben Mert Hakan'la oynayacağım ama Başakşehir ya da Umut Nayır falan çift forvet oynar. Umut Nayır'ı da gördük bugün ligde ilk maçına çıktı Bartu ile beraber. Yani Umut Nayır yine sırtını aldığı zaman hiçbir şey olmasa faul alıyor. Berat Hoca'nın adamıdır. Buradan selam olsun Berat Hoca'ya da. Bence çok okey. O yüzden Umut Nayır var diye ben şeye çok okeyim. Kime? Hani biri bir para veriyorsa Başakşehir'e, Başakşehir'e verin. Hocam sizde bir Joao Pedro nerede mesela? Gitti. O gitti değil mi? O kiralık gitti. Mı gitmişti? Hayır, Gremio'ya gitti. Brezilya Gremio doğru da kiralık mıydı, bonservisiyle mi gitti? O biraz satın alma opsiyonu sanırım. 3,5 milyon satın alma opsiyonu. O gitti değil mi? Şimdi Fenerbahçe'de 3 tane santrafor var şu an. Evet, bir de Serdar Dursun var. Serdar Dursun da Karagümrük diyorlar. Yazılıyor. Ya Batuşa'ya giderse hocam bir forvet, iki forvet de götürür mü Fenerbahçe? Götürmez kanka geldi. Bence de götürmez. O yüzden Batuşa'yı kalır. Ya şundan bahsediyorum yani. Verirsin Batuşa'yı 10-15'e. Çekersin bir tane. 5 falan çok fazla. Çekersin 1'e 2'ye. Umut Nayır'ı ikinci forvet yaparsın. Yeni aldığın üçüncü forvet yaparsın. Yani Batuşa'yı ikinci forvet yapacaksın da. Batuşa'yı millete trip atacak. İşte üzülecek, yüzü düşecek, morali bozulacak. Ben o topa girmek taraftar değil. Yani şu an biz... Yani istemiyor çünkü. İkinci forvet rolünde oynamak istemiyor. Yani hocamın konusundan aksine ben şu an biz yani medya neler dönüyor bilmiyoruz. Berat hocam da bakarsa Dzeko'nun itme pozisyonunda bir foul var mı? Bu konuşuluyor mu? Ben şunu sormayacağım. Objektif insanlar onun penaltı, yani foul olduğunu söyleyenler var mı? Ben merak ettiğim için bir var. Yoksa da yapacak bir şey. Neye geçtiğinizi söylemedin? Şunu sormak istiyorum. Batshuayi'nin gidişinde 3. forvet olarak Hatay'lı genç kardeşimiz Bartu'yu ister mi? Yerli Haaland. İsterim. Umut Nayır'da. Umut Nayır 2. forvet, Bartu 3. forvet. Ya ben Umut Nayır'ın bu takımda 2. forvet olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Batshuayi 2, Umut Nayır 3 olsun istemiyorum. Diyorsun. İstemiyorum. Yani benim nezdimde yani aynı eşit takımlarda oynasınlar. Bence Umut Nayır Başakşehir'den daha fazla vardır. Hocam defans hattını beğendin mi? En son stoper Osterwold. Yani hocam o Osterwold değil sol. Hocam şimdi burada orada hatasızlardı. Hatasızlardı da. Yani hatasızlardı. Dakika 80'de ben Bartu'yu almalar, Osterwold'u stopere geçmeler. Bir golde hocam İsmail Kartal'a çok sallamalar olurdu bence yani. Hocam şu an lafınızı kesiyorum. Evet bakıyorum. Hocam. Zeko'nun golüyle ilgili hiçbir şey göremedim. Hiçbir burada, şey almıyorum. Burada bir İbo hocam algı başlatmak istiyor, ben size söyleyeyim. Hayır aksine... ben var mı yok mu diye bir içimde bir şey var mı dedim. Özellikle Twitter'da Galatasaray'da hiçbir şey yazmamış mı? Aksine, ben hiç bilmediğim için. Şu an gündemde Fenerbahçe'ye var operasyonu diye bir TT olmuş. Buradan da... ben sordum hocam sadece. Çünkü maçı izlerken Alpay Öztürk'e şey demişti. Ben dedim ki 5 numaranın neydi? Alim Öztürk. Alim Öztürk'ün yerinde olsam... Sarı kart görene kadar itiraz ederdim. Ya da ben Halim Öztürk hani mesela o kadar da yapamayabilirsin de eli hissettiğim an atardım ki düşerdim yani. Yani hocam ben hafif bir müdahale mi vardı anlamadım da böyle bir eller kalktı ama. Ben Halim'in yerinde olsam ben takla falan atardım o eli görünce. Ya da gider sarı kart görene kadar itiraz ederdim ya. Şu an üçüncü kez bir change yapıyorum ama. Yok değil mi? Yok mu hocam? Evet. Yani olabilir. Yani şeyle ilgili ne diyorlar peki? Fred'in attığı golle ilgili. O netti ama hocam biz gördüğümüzde de. Hayır şey olarak. Hani pozisyon bitti, akışı var. Hocam şu an o konuda. Galatasaray hesapları değil de daha şu Fenerbahçe hesapları aktif. Tamam. Fenerbahçe var operasyonu diye Fenerbahçe'nin doğrandığını düşünüyorlar. O golle ilgili, Fred golle ilgili. Evet. Sen doğrandığını düşünüyor musun hocam? Ya maçta öyle bir pozisyon yok diye. Bir gol pozisyonu var işte. Hı hı. O da sadece şunu merak ediyorum hani. Samsun topu bir ara
ayağını aldı ya. Hı-hı. Hani pozisyon bitti. Yeni pozisyon akışı mı başlıyor yoksa? Yoksa pozisyon olsaydı. Bir de şöyle bir şey var. Fenerbahçe taraftar kötü oynuyoruz diye bir şey var. Evet kötü. Ya şu milli araya kadar bir şekilde kazanmak önemli. Ne oynadığının da bir önemi yok. Milli araya kadar bir şekilde kazanmak lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Samsunspor'un zemini leş gibiydi hocam. Evet, kötü. Tarla gibiydi. Yani geldik 2023 yılına. Artık şu zeminlerle de uğraşmayalım yani. Ya bu bir şey diyeyim ama taraftar böyle dolu olsun, zemin kötü olsun. Ben okeyim. Neyi izleyecekler hocam? Serayı mı izleyecek? Önemli değil. Gibi yani. Yani bir şekilde o stadı doldurabiliyorlar mı? Doldururlar. Gayet iyi taraftar. Taraftar dolu olsun, zemin kötü olsun. Bir şekilde taraftar sesimesi geldiği zaman da diğer türlü topa vuruyorsun, top sesi geliyor. Ama millet birbirine bağırıyor, onu duyuyorsun. Yani olimpiyatta genellikle. Keyifsiz yani o şekilde. Bu arada Samsun'la da alakalı bir şeyler söyleyeyim. Samsun Spor'da inanılmaz bir koşmama, hiç umursamama, bitse de gitsek havası vardı. Orta sahada Taylan, neydi hocam o siyaya, Marsilya'da oynuyordu. Enchama mıydı? Bakıyorum şimdi. Emre Kılınç bir de 10 numara. Hareketsizler yani, bir kanatlar, ikisi de siyahi kanat koymuşlar. Niçam falan. Yani hiç beğenmedim. Bir Bola var. Adam her siyahiye Bola diyor, spiker. Değil mi hocam? Yani kanattakine Bola diyor, bektekine Bola diyor. Kim olduğunu da anlamadık. Yani Samsunspor tabii düzelir, kaliteli bir isimlere sahipler. Düzelirler ama yani ben hiç beğenmedim bu maçta. Belki Fenerbahçe düşmez. Bu Samsun'a biraz daha böyle rahat bir şekilde hani 3-4 yapabileceğini tam düşünüyordum ama yine rahat bir şekilde kazandı diyebiliriz. Bir tane pozisyon vardı. Bir tane İsmail Hüseyin şey yaptı, çevirdiği, bir tane Angut'un kontrol edemediği bir pozisyon. 45 gibi. 46. Yani ilk pozisyon. İkinci yarının ilk pozisyonu. İlk pozisyonu. O kontrol zaten, başka bir pozisyon da yoktu Samsun'la alakalı. Bir Fofana'nın Serdar'la yan yana koştuğu vardı. Aynen. Diğeri de offside. Diğeri de offside'di. O yüzden hani izlediğim maçta çok keyif aldım mı almadım. Yani şöyle, Beşiktaş Pendik maçı gibi bir maçtı. Hı-hı. Yani bir şekilde kazandın. Yani o hatayı yapmadın, o penaltıyı yapmadın, o golü yemedin. Hı hı. Yani okey bir maç. Yani ikinci hafta olduğu için, yoksa bir de şöyle bir şey var. Ben yine şunu iddia ediyorum. Eğer Şimanski ilk 11 başlasaydı Fenerbahçe ilk yarıdan 2-0 yapabilirdi. Ben maç içerisinde hocama da şey sordum. Hani Şimanski'nin yerinde ikinci oyuncu olarak kim oynar dedim. İkimiz de ortak, İrfan'ın orada rahat oynayabileceğini, Şimanski'nin yaptıklarını yapabileceğini yani düşündük. Yani şöyle, yani benim de takım yani şu an İlk 11 mesela Şimanski'yi dinlendirmek bence tamam. Twente önemli bir maç. Hı. Yani bugün alabileceğin 3 puanla bence Twente daha önemli bir maç. Tabii. Sezonun geri kalanı için. O yüzden Şimanski'nin oynamamasını doğru buluyorum ama Mert Hakan yerine bence orada İrfan'ın oynaması gerekiyor. Ya hocam, İrfan da yoluna çıkmış. Jesus beni kanat oynattı, ben istemiyordum. Ya şimdi de kanat oynatıyor. Diyor mu acaba İsmail Kartal'a ben oynamak istemiyorum? Ya şey, onu diyemezsin de. Ben Mert Hakan yerine İrfan'ın oynaması, yani şöyle Fred, yani 4-3-3 gibi değil de 4-2-3-1 gibi. Evet. Yani İrfan'ın orada oynayacağı. Yani şöyle söyleyeyim. Bence İrfan orada oynasaydı, dediğim sistemde oynasaydı, ben Tadic bugün daha iyi oynayabilirdi. Oynayabilirdi. Yani çünkü bir şekilde adam yani yakalayamıyorlar. Yani hız olarak, ayak olarak, yani kafa olarak yakalayamıyorlar bence Tadic'i. Futbol aklı olarak yakalayamıyorlar. Böyle olduğu zaman da bence düşüyor Tadic. Hocam şimdi bak, Tadic'in onu da söyledin. Osterwolde ile hani yapamıyorlar. Bence oraya bir Ferdi okey. Yani ben yani benim sağda o sahi mi hocam? Benim için yani tam bazıları diyor yani sağdan daha rahat gidiyor, daha rahat kesiyor falan. Bence Ferdi takımı sol beki Ferdi. Diğer tarafta o sahicisin hocam. Ya da Mert fark etmez. Yani Cengiz hocam, Cengiz Ferdi yanlışıyor. Ferdi Tadic de yanlışıyor. Ya yani olay Ferdi. Ferdi'den iki tane olsa da böyle iki beke de koysa olay ama Ferdi bitiyor. Ferdi. Ama yani hatta bir Antep maçı derdi yine o gözüme koştu. Tadic Ferdi sağa geçtiği için Tadic sağa geçti bir ara. Hani olmadı büyük ihtimalle, baktı olmuyor. Şimdi solda oldu ama bir ara zorla pas verdi bir pozisyonda. Şeyin, Fred'in kaçırdığı pozisyonda. Fred gol koşuyor, altı pasla. Osterwolde. Zorla pas verdi oradan. Bekledi hani git hani zorla hani zorla koşturdu. Orada da Fred önce kaçırdı, sonra attı. İşte o boş pozisyonu da atması lazım hocam ya. İşte hocam Fred'i lazım. Beğendin mi? Ben. Okey midir sana? 5 yıldır izlediğimiz en iyi orta saha. Zaten hocam başka orta saha izlemiyoruz. Yani en iyisi. En iyisi Gustavo, yani ondan bir önceki yani Gustavo duruyor. Gustavo daha 6 numara. Bu biraz daha 8. Bu yani 8 şey, gibi. Yani 6 numara olarak baktığın zaman belki Gustavo'nun ilk zamanları çok iyidir. Yani şey olarak falan ama alıyor, veriyor, boşa kaçıyor.
top kapabiliyor falan. Fred okey. Yanına ama yine biri lazım. Hocam ben yani Fred Szymanski çok okey. Onu diyecektim tam. Yani Fred Szymanski bence nokta atışı iki transfer. Tabii canım. Hiç sıkıntı yaşamazsın. Ama ya bazı topçuları yazıyorlar yine İtalya'da falan bazı topçular yani onları alacağınızda İsmail'le oynarız. Kurunic mi hocam? Yok, Kurunic bu arada keşke Kurunic gelse. İnsanlar beğenmiyor belki şey tepki gelir ama ben beğeniyorum. Hocam Kurunic. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe eğer İsmail yerine bir adam alacaksa yani hocam daha böyle bir 8 numara 6 yani 6-8 oynayabilen değil direkt bir 6 numara alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Şimdi hocam burada şuraya bir adam alacak ya. Şimdi burada diyelim Kurunic geldi örnek veriyorum. Tamam. Kurunic geldiğinde bu Kurunic'e bir şey olduğunda ya da oynatmama durumunda bunun yerine İsmail'i koyduğunda onların ikisi aynı profilde sadece biri daha üst seviye olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer buraya Dominguez gibi bir şey alsan Dominguez Fred, olmaz mı? Olmaz. Ama diyelim Dominguez'i aldın Dominguez Fred yaptın ya. Dominguez yerine İsmail oynattığında İsmail bunun yaptığı şeyi yapamayacak. Tabii ya Kurunic de bu arada İsmail'le aynı portföy değil mi sence? Kurunic daha mı 6-8? Ya daha 6-8. Daha yani, direkt kesici bir hocam Endombele mesela. Ya ben tek denek net kesici bir şey istemiyorum. Ya, sadece kesici özelliği olan bir hocam yok zaten Premier Lig'den kesici bir adam alırsa onun zaten ayağı doluyor. Ha, yani. Hani Premier Lig'den alacağın büyük takımlardan alacağın adamlar kesiciliği önce olsun ama ayağı da olsun yani. Endombele bunu olabilir. Okeyimdir. Parti olabilir. Endidi olabilir. Endidi'ye de okey olabilir. Ama buraya İsmail'in bir üst seviyesi olması gerekiyor. Bence Kurunic İsmail'in 200 seviyesi falan. Ama aynı mevki. Sen aynı profil olduğunu mu düşünüyorsun ikisinin? Yani ikisi de aynı Kurunic profil. Kurunic de bence kesici bir topçu. O zaman okeysin sen. Ben Kurunic'e çok okeyim. Yani Kurunic zaten İsmail Kartal'ın da istediği bir adammış. Ben Kurunic'e çok okeyim. Bugün ilk 11. Kurunic, Fred, Szymanski gayet iyi bir ortası. Çok okeyim. 4-3-3 yani, oynar. Keşke Kurunic yani bazı isimler yazıyorlar. Yani onlar geleceğine keşke Kurunic gelsin. Eğer öyle... Sen hangisini istemiyorsun hocam yazılanlardan? Ya geçen Genoa'dan bana bir orta yazdılar sanırım. Genoa'dan hiç görmedim. Değişik bir topçu yazdılar. Search'te aradım ama duruyor mu bilmiyorum. Birini yazdılar çok saçma birini. Sen yazdılar. Teknik bir adam mı altıya yoksa daha sert mi? Aynı kafadasın. Daha teknik bir adam. Daha teknik ama kesiciliği de Kurunic işte ya. Ben Kurunic'e çok yani Kurunic bence seri de bir topçu. Hı-hı. Hani ilk topu kapıp hızlı düşünebilen de bir oyuncu. Yani ben şunu istemem. Kesip geri dönüp topu geriye atmasından taraftar değilim. Sadece kessin bana başka hiçbir şey yapmasın diye düşünen bir taraftarım. Yani burada şey değil yani. Bu sadece kessin yeter. Mesela Gustavo gibi bir adam istemem. Luis Gustavo gibi. Hı-hı. Profilinde topçu değil. Anladım. Var mı hocam? Endombele değil gözündeki topçu. Sen Kurunic direkt diyorsun. Ben hocam ne kadar istiyorlar Kurunic'e? Ben hani haberde detaydan emin 7 milyon vermişiz sanırım. 29 yaşında değil mi hocam? 29 evet, biliyorum. Geldi bir şey geldi. Ne geldi? Şu an başladı Galatasaray Twitter'da. Zeko'nun golden önce yaptığı hareket net foul arada kaynamasın. Kim yazmış? Galatasaray'da. He hesapta yazmış. Hocam bak farkındaysan kimse yokken böyle bir, evet. Bir algı başladı. Şu an yani var. Ama şu an daha... Yalanlar cılızdır. Yani cılızdır. Yani. Çok böyle yangın olmaz yani ama neyse. Var mı hocam ekleyeceğim bir şey? Teşekkür ederim. Güzel bir muhabbet oldu. 20 dakika çıtır bir muhabbetimizi yaptık. Kapatıyorum o zaman. Berat hocam var mı ekleyeceğin? Ramos'ta Beşiktaş'ta 180. Allah Allah. Ya ben dün birkaç tane kişiyi falan dinledim. Beşiktaş'la ilgili. Hocam şey Emre diyorlar. Koca daha istemiyor. Hayır şey diyorlar. Vazgeçik demedi mi? Bak şöyle bir şey. Birkaç tane kişi izledim dün Beşiktaş maçından sonra. Dediler ki yarın ya da öbürsü gün ya Talişka ya Ramos millet ya bunları beğenir ya bu iş bitti der. Bir algı yaparlar dedi. Ahmet Nur Çebi'nin 3 tane sosyal medyada ne diyorlar ona? Kötü giden bir şey olduğu zaman olayı döndürmek için şey yaptığı insanlarla çalıştığını falan söylüyorlar. Hı hı. Sosyal medya için. Yani dün söylemişlerdi. Ya Ramos'u girer demişti. Ya Talişka'ya girer demişti. O yüzden çok fazla inanmıyoruz. Yok o işin öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece günü kurtarmak için. Mesela şey demişti. İstifa demesinler diye. Şey demişti mesela. Tamam bir gün büyük ekşiye sallıyorsun. İşte bir gün oraya sallıyorsun. İşte bu hafta acaba kime sallayacaksın? Dün açık açık mı söylediler? Ya da işte Ramos'u mu işte yok bilmem kimisi birini Dubai'ye yollayacak. Şey Katar'a yollayacaklar. Hani Suudi Arabistan'a. Adam 2 gün 3 gün tatil yapacak. Yok dedi biri işte Ramos'un eşini beğenecek. Şey Instagram'dan takip edecek. Ondan sonra takipten çıkacak. Öyle böyle bir şeyi değiştireceklerini falan söylemişlerdi. Ben o yüzden çok fazla hocam, şey yapmadım. Bence yani alacağını çok sanmıyorum.
Ki Emre Koca da vazgeçtik dedi yani. Bir anda isteme işi. Onu anlaydı. Kovmak istiyorlar. Mesela hocam. Onu okudum ben. Onu 5 yaşta da konuştuk. Büyük konuştuk yani. Okudum onu. Yani ilk aldığında Berat Hoca ile dalgasını da geçmiştik. Şimdi yalan söyleyeyim, dalgasını da geçmiştik ama yapacak bir şey yok. Kapatıyorum hocam. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir Fenerbahçe yayının daha sonuna geldik. 2-0'lık 3 puanı Fenerbahçe'nin aldığı yayını bitirdik. Abone olmayı, beğenmeyi, her türlü yorumu yazmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.